Merhabalar, Tribün Ajans'ın yeni futbol, Anadolu futbolu içeriğine, Futbol Anadolu'nun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte çok değerli konuğum Engin Erdem var, hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğuz, merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, iyiyim. E, futbol dolu haftalar e, geride kalıyor. Çok mutluyuz yani futbolun olmasından, futbolun konuşulmasından çok e, memnunuz. Beni de davet ettiğiniz için e, görüşlerimi almak için davet e, ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere de. Hayırlı olsun diyorum program. İnşallah uzun soluklu güzel bir pro program olur. Bizler de elimiz dilimiz döndüğünce e, konuşmaya, futbol konuşmaya devam ederiz. Diyeyim e, ben seni sözü sana bırakayım teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün biraz daha Güney Akdeniz temsilcilerimizle daha futbolun güney tarafıyla güney tarafını konuşacağız. Öncelikle ben Antalya Spor'la başlamak istiyorum. Kayseri Spor'da eplasmanındaydı. Ee, direkt şöyle başlayayım Antalya Spor'la ilgili. Öncelikle Kayseri Spor'da eplasmanındaki performansını nasıl buldunuz Antalya Spor'un? Ee, bana göre bıraktıkları etkinin altında bir puana sahipler ve Kayseri Deplasman, Antalya Antalyaspor için çok önemliydi. Hedef maçlardan biriydi. Nasıl bir 90 dakika izledik? şimdi Antalyaspor'da ya bu tür sonuçlar, bu tür süreçler her takımda oluyor. Yani dünyanın her yerinde bu tür puan kayıpları oluyor. Öncelikle yani ben bir Antalyaspor taraftarıyım. Önce öyle başlayayım. Yani çok aşırı karamsarlığa düşmemek gerekiyor. Yani her takımda bu tür süreçler, bu tür mağlubiyet süreçleri, galibiyet süreçleri nasıl oluyorsa mağlubiyet süreçleri de oluyor. Önemli olan buradan nasıl çıkabilmek. Ee, buradan çıkmayı başarabilmek, bunun sürekliliğini e, devam ettirmemek. Bu çok önemli, öncelikle söylemem gereken. Ya burada takım dinamikleri, takım bir, nasıl bir takım kriz yönetebilen bir takım mı? Onu göreceğiz bu hafta. E, Kayseri maçına geldiğimizde de e, Kayseri maçında e, daha farklı bir oyun yani daha çok Antalya Spor'un bu zamana kadar görmediğimiz daha çok topun arkasına geçen bir oyun e, gördük özellikle ilk yarıda mantıklıydı bana göre de doğruydu. E, o i̇kinci yarıda biraz daha aslında maç ortada giderken işte bir gol e, golden sonra tabii ki e, öne geçen takımın e, farklı psikolojisi Antalya Spor'un Farklı psikolojisi. Ee, tabi durumlar da son iki haftadır çok iyi gitmeyince oradaki bir panik havası. Yani maçı izlediğimizde de zaten gördük. Ee, yani oyuncuların pas alışverişi, pas koordinasyonları, kombinasyonlar e, yeterli seviyede olmayınca mağlubiyet denk geldi. Yani e, tabi e, burada çok aşırı karamsarlığa tekrardan e, girmemek lazım Antalya Spor için. Yani ya, bunu düzeltecek eskiden maç kazanan dinamikler yani teknik direktör, teknik ekip, e, oyuncular, kaptanlar e, ve destekçi olan yönetim hep beraber ve taraftarlar aynı zamanda hep beraber bu hafta son, bu hafta Antalyaspor e, Adana Demir ağırlayacak burada Antalyaspor. O maçta yine aynı sinerjiyle, aynı güzel olumlu enerjiyle bu 3 maçlık mağlubiyet serinin serisinin yıkmaya ee, puanlar kazanmaya, e, tekrardan yeniden başlamaya e, ihtiyaç var. bunu da Antalyaspor yapacak güçtedir. Yani ben Antalyaspor iyi futbol oynuyor, iyi çalışılıyor biliyorum, e, iyi çalışılıyor görüyorum da e, iyi çalışıldığını. İnşallah daha hareketli, daha istekli, daha coşkulu, daha e, iştahlı bir oyunla e, iş çözülür diye düşünüyorum olumlu düşünmek her zaman iyidir. E, çünkü geçmişi 3 maç mağlubiyeti sabah kadar konuşulur ama bize bir şey ifade etmez. Onun için her zaman geleceğe bakmak lazım. Geleceği görmek lazım. E, olumlu sürece çevirmek lazım. Yani başarılı bir başlangıç olsun diyeyim ben Adana Demirspor maçını, Kayseri Spor maçını değerlendirdiğimizde. Yani dediğiniz gibi 3 maçta değerlendirmemek lazım. Çünkü sezon başladığında i̇ç yani sahada Galatasaray maçıyla Antalya Spor başlarken Galatasaray için gidilebilecek en zor deplasmanlardan biriydi. Çünkü yani sadece bu oradaki iklimin etkisi değil. Çünkü Nuri Şahin'in çok kompakt bir takımı var, vardı. Yani o ilk maç ve bence yani çok ortada ve beraberlik çıkması gereken maçta son dakikalarda yediği bir golle mağlup olmuştu Antalya Spor. Üstüne yani şu ana kadar sezon içindeki en sükseli galibi Trabzonspor galibiyeti geldi. Sonra Ümraniye deplasmanı bu 3 maç çok beklentiyi de arttırdı ve ondan sonraki 3 maç dediğimiz gibi bu süreci yarattı ama yani bizim Nuri Şahin döneminde izlediğimiz Antalyaspor ve hocanın yarattığı takıma bakarsanız dediğiniz gibi çok aşırı tepki vermeye de gerek yok. Siz Nuri Şahin döneminde Antalyaspor'u nasıl değerlendirirsiniz? Daha geniş perspektifte alırsak? Şimdi ya ben oyunu oyunun bazı öze, özelliklerini çok beğeniyorum açıkçası. Yani topa daha çok sahip olmak isteyen, e, daha çok oynamak isteyen, özellikle bu sene Bekleri set kurulumunda Bekleri Kayseri maçının ikinci yarısında da bu gerçekleşti. Bekleri daha çok orta bölümde, oyunu kurgulama bölümünde, geçişleri sağlama bölümünde Bekleri daha çok kullanmak isteyen bir Antalyaspor var geçen seneye nazaran. Aslında çok mantıklı modern bir düşünce fakat işte bazen o belirli e, belirli oyun içerisindeki kombinasyonların yeterli seviyede olmaması işte gelen mağlubiyetler e, oradaki yapı oyuncuların birbirleriyle uyum sağlamamama problemleri e, bazı oyuncuların formsuzlukları e, birbirlerine eklenince yani bunlar yavaş yavaş olan şeyler ve basit yenen bireysel hatalardan yenen goller oy, oyunu düşürüyor. Yani onun sıkıntısı çekildi aslında. Yani Antalyaspor'un oyununda oynamak istediği oyunda pek bir sıkıntı yok. Bireysel hatalar, e, çok ufak pozisyon hataları e, bu, bu sürece getirdi. Yani ben o oyunu beğeniyorum. Yalnız Antalyaspor'da son bu mağlubiyetlerle alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi oyuncu grubunu dörde ayırırız psikolojide. Asker oyuncu, Sanatçı oyuncu, sanatçı asker oyuncu, asker sanatçı oyuncu. Şimdi Antalya Spor'da sanatçı oyuncu fazlalığı biraz fazla. Şimdi bu sanatçı oyuncuların asker oyuncu kısmını ne kadar Antalya Spor yükseltirse yani ne kadar koşar, ne kadar mücadele eder, saha içinde ne kadar o topa iştahı, o topu kazanma ve galibiyet işte ne kadar yükselirse Antalya Oyununu çok daha ileri ileri taşıyacağını düşünüyorum ben. Yani sanatçı asker oyuncu Antalya Spor için evet, kritik nokta. Yani sanatçı oyuncu çok ama bu oyuncuları asker gibi de çalıştırmak lazım saha içinde. Yani bunun o mental olarak e, maç öncesi hazırlığını çok iyi yapmak lazım. Hem biz taraftarlara da çok güç düşüyor. Yani çok e, iş düşüyor. Bunu da üst ...desteklemek lazım süre, e, sürekli. E, ondan sonra zaten... ...Antalya Spor normal oyununa dönecektir. E, sakatlıklar var... E, ...Antalya Spor'da... ...bu da etkiliyor ama... ...dediğim gibi yani bu... E, ...sanatçı asker oyuncunun... ...asker kısmını biraz yükseltirse... ...o zaman işte Antalya Spor, e, ...çok daha iyi yerlere gelecektir diye... E, ...bitireyim. Yani çok doğru bir... ...tespitte de bulunuz. Dediğiniz gibi... Yani dünyanın en iyi futbol takımları bile bu sanatçılığı üst düzeye çıkarırken bir yandan da sağ içindeki o askerlik işlerini yapacak rolleri çok iyi dağıtmak zorunda. Çünkü yani istediğiniz kadar yumuşak bilekli ve yaratıcı oyuncularınız olsun onu yaratabilmeniz için top, topu rakipten almanız gerekiyor. Ben o konuda Nuri Şahin'i çok başarılı buluyordum özellikle geçen geçtiğimiz sene. Ya bence o ayarı da Antalya Spor çok geçmeden bulacaktır. Yani özellikle Gaziantep deplasmanı ile la birlikte evet bir düşüşe geçti ama ben bunun kısa dönemli olduğunu ve Trabzon maçının açıkçası rehaveti de olduğunu düşünüyorum. Çünkü son şampiyonu öyle çok görkemli yendi Antalya Spor. Belki beklediğimden de görkemli yendi. Bu süreç geçecektir. Ben şunu sormak istiyorum size. Benim Antalya Spor'la ilgili çok merak ettiğim bir şey var. Benim ilk çıktığında ilk geldiğinde takıma ve süre bulduğunda çok beğenerek izlediğim bir oyuncudu Gökdeniz. Ve bence bu kadroya çok farklı bir derinlik katabilecek de bir oyuncu. Yani kadrodaki oyunculardan farklı bir meziyeti olduğunu düşünüyorum. Ama belli ki o Nur gösterdiği gelişimi sergileyemiyor çünkü yani yerinde Enda da oynuyor açıkçası. Ben onu hep sağda düşünürüm. Yani benim düşündüğüm yerde Enda ile oynuyor. O forma rekabetinde Gökdeniz sizce hangi noktada? E şimdi ben antrenörlük yapıyorum e, hali hazırda. Şimdi oyuncuyla ben birebir çalışmadığım için yani bu konu ne kadar gelişim gösterdiğini çok e, hani sağlıklı göremeyebilirim. Yani ben beraber çalışsam oyuncuyla o zaman Farklı bir durum olur. Ama şu anda Gökdeniz'in durumu sen e, senin düşündüğün ters ayaklı sağ kanat oyuncusu e, e, olarak görüyorsun Gökdenizi. Tabii günümüz futbolunda bu sağ kanat ters ayaklı sağ kanatta içeri kat eden so, e, solak bir oyuncunun değeri çok fazla. Çünkü oradaki farklı özellikleri yani hem orada birebir de adam eksiltme hem e, Terste e, arka direğe orta açabilme, şut e, opsiyonu olabilmesi açısından hem de top sol taraftayken sağ tarafta forvete destek olması açısından yani hücum desteği açısından çok kıymetli. Ama e, şu anda Trabzon maçından sonra Gökdeniz'in performans olarak e, izleyemedik çok fazla. Yani... E, izlediğimiz maçlarda da e, işte geçen e, Kasımpaşa maçında e, daha sonradan girdi oyuna e, işte bu son maç oynamadı şimdi açıkçası ben Gökdeniz hakkında yani oyun gelişimi hakkında beraber çalışmadığım için bir görmediğim için neler yaptığını antrenmanda nasıl olduğunu görmediğim için çok sağlıklı yorum yapmam yani 3-5 dakika için doğru olmaz ama genç bir oyuncu çalışması gerekiyor. yani çok büyük bir şans Antalya Spor, Antalya çok büyük bir şans. Yani Nuri gibi bir antrenör, bir e, antrenör var. Yandaki diğer teknik ekip de onu geliştirmek için uygun. Diğer Hollandalı yardımcı antrenörler, oradaki antrenörler de hep oyuncu gelişimi üzerine çok zaman harcamışlar bu zamana kadar. Yani orada o kendisinin kendisini geliştirmek için aslında her şey mevcut. İş kendisinde bitiyor benim görüşüm. Yani futbolcu, genç futbolcuların hepsinde öyle. İş kendi ne kadar çok çalışırsa, ne kadar çok beslenmesine, dinlenmesine ve çalışmasına ne kadar çok özen gösterirse o kadar daha çok ilerleyecektir. ve ee, kesinlikle yani dediğim gibi yani maç oyun nezdinde ben çok yorum yapmaya karşıyım. Çünkü da süreci bilmiyoruz, neler yaşadığını bilmiyoruz, nasıl oraya geldiğini bilmiyoruz çok doğru olacağını düşünmüyorum yani ama Antalyaspor'a biraz daha hani üzerine katkı koyduğu zaman çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum Gökdeniz inşallah da koyar. Yani yerinde sayması Gökdeniz için iyi olmaz. Gelişmesi gerekiyor. Yani gelişim durmaz. Ben şimdi kendim U18 e, kategorisini çalıştırıyorum. Yani oyunculara da söylüyorum. Hani gelişim durmaz. Hatırlarsın zamanında İngiltere'de 31-32 yaşında adam milli takıma seçilmişti. Bir forvet oyuncusu vardı İsmi aklıma gelmiyor. Yani o kadar kendini geliştirdi ki milli takıma seçildi. Milli takımda goller attı. Yani gelişim hiçbir zaman durmuyor. Futbol sahasında oynadığın her an gelişim devam ediyor. Antrenmana çıktığın her an gelişim devam ediyor futbol düşündüğün her an gelişim devam ediyor. Onun için e, her genç oyuncunun kendisini geliştirmeye zorlaması lazım. Yani zorlamaması lazım. Tamam bu olmayacak dememesi lazım. Pozitif düşünmesi lazım. Psikolojik destek alması lazım. Eee mentor tutması lazım. Bireysel hoca tutması lazım. Yani oyuncu gelişimi konusunda çokça çalıştığım için biraz bu konuda şeyim hastasım. E, yani yani Gökdeniz'de Antalyaspor'un gelecek vadeden oyuncularından inşallah iyi olur yani kendisi için. Tabi hepimiz de iyi olmasını istiyoruz. O iyi olursa Antalyaspor iyi olur. Yani kısaca bunu söyleyebilirim yani. Yani çok doğru bir söz var. Ee, genelde teknik direktörlerin çıkardığı ilk 11 hep daha az eleştirilir maçı içi dolayı. Çünkü bir hafta boyunca hatta daha geniş perspektif olursanız yaz kampını da o oyuncuyla geçirdi teknik direktör. O yüzden ya yani ilk 11'e girememesi biraz da oyuncunun o gelişimi ya da antrenman performansı ile ilgili değerlendirilir. Umarım Gökdeniz ben dediğim gibi oyun karakterini sağ içindeki izlediğim oyuncu çok seviyorum. Umarım gelişir. Son olarak Spor'la ilgili bir şey soracağım. Benim için Antalyaspor'un sezon olarak bence en önemli hamlesi iki oyuncu iki oyuncu yeniden yani takımda tutarak ve iki oyuncuyla başlayarak oldu. Birincisi Fernando Süper de çok talip oldu ki adı Galatasaray'la da yazıldı. İkincisi de Hacı Wright. Hem yaşı hem de ya yani potansiyeli geçtim artık performansı da buldu bunu. Çok yani Kayseri Spor deplasmanda da yani iyi pozisyonlar buldu ama şansı yaver gitmedi, bitiremedi. Sezon yani bu sezon çok beğeniyorum ben Hacı Wright'ı. Yani geçtiğimiz sezon daha çok o potansiyeliyle bir, bir, şeyler yapıyordu ama bu Gökdeniz konusunda dediğiniz gibi onu onları, onları onu geliştirmeye Yet yeterli kalitede hoca var dediniz. Bu Hacı da kendini gösteriyor açıkçası. Çok başka bir oyuncuya evrilmeye başladı. Yani sadece yeteneğiyle değil oyun aklını da yavaş yavaş koymaya başladı. Pozisyon almaları da gelişti. Ya Bu iki oyuncu özelinde siz kadro planlamasını nasıl buluyorsunuz Antalya Spor? Antalya Spor. Yani şimdi öncelikle yani Fernando'dan başlayalım. Çok iyi transfer oldu Antalya Spor için. Yani e kış transfer döneminde birden işte Fernando diye bir oyuncu yani tamam işte Shakhtar Dönix, e, de oynamış daha üst kulüplerde oynamış bir oyuncu Antalyaspor'a geldi İlk maçta ilk hazır olmamasına rağmen acayip bir katkı sundu takıma daha sonrasında da e, çok etkili özellikleri olan bir oyuncu yani çok farklı oyuna bakabilen çok zeki bir oyuncu yani çok kıymetli oldu Antalyaspor için bu seneki e, onunla devam etme çok büyük başarı zaten yani yönetimsel bir başarı teknik e, ekibinde. Katkısı olmuştur muhakkak. Çok önemli bir başarı. Yani Fernando çok kıymetli. Ona, ona göre de şey yapmak lazım. Yani bu tür oyuncuları her zaman yukarıda tutmak lazım. Yani çok oyunu seven oyuncular bunlar. Çok kıymetli oyuncular. Çok oyunu değiştirebilen oyuncular. Hiç ummadığın anda bir pas atabiliyor. Hiç ummadığın anda bir şut çekebiliyor. Yani böyle oyuncular çok kıymetli. Fernando nezdinde. Ama Fernando'nun yaş durumu belli. E ee, ama Hajrit bambaşka bir oyuncu. Yani Hajrit'in pozisyon anlamında ben ilk Antalyaspor'da e, Kasım ayıydı sanırım geçen sene arkadaşlarımla konuşurken şimdi biz scouting de yapıyoruz. Ya dedim hani Hajrit'i eleştirmeyin. Biraz ağır kalıyordu. E, sakatlıktan yeni çıkmıştı. Hajrit'i eleştirmeyin. Yani bu oyuncu Türkiye standartlarında çok üst düzey bir oyuncu. Eğer bu oyuncu Türkiye Türkiye'de buradaki oyun sistemi içerisinde bu savunma disiplinlerindeki savunma oyuncuların neler yaptığını oynadıkça, geliştikçe öğrenirse bambaşka boyutlara gelecek demiştim. Ki biz geçen sene işte e, Nisan'da Hacı Wright'ı konuştuk bol bol. Çok ekstra bir oyuncu. Yani o fiziğine rağmen o hızlanma yeteneği, hızı, ikili mücadelelerdeki etkisi, yani patlayıcı kuvveti, yani bir anlık hızlanması çok etkili. Yani ivmesi de çok etkili. Yani hani Türkiye orta sahada falan topu kazandığında, birebir de kaldığında acayip bir şeye dönüşüyor. Şimdi Haciray'ın çok en eksik yönü set oyunlarındaki e, o hücum pozisyon alma duruşu. Dün mesela Haaland gol attı. E, görüyorsun oradaki pozisyon almasını. Yani o pozisyon alma duruş pozisyon alma duruşlarını öğrendikçe set oyunlarında da daha fazla katkısı olacaktır. Ee, onu söyleyebilirim ama çok o da çok güzel iyi bir başarı. Antalya Spor'da kalması çok önemliydi öyle oyuncu. Yani bulunamaz yani öyle oyuncu çok zor yani Avrupa'da bulmak bile çok zor. Yani ben diyorum Allah sakatlık kaza bela vermesin. Çok ben yani Hacirayet'e çok sevindim. Yani Hacirayet hani tamam Fernando tamam ama Hacirayet'e ekstra sevindim. Çünkü öyle oyuncu bulmak gerçekten çok zor. Yani Avrupa piyasasında çok zor. Ee, daha da katkı verecektir. Daha çok gol atacaktır. Yeter ki onu da her zaman belirli bir e, statüde tutmak lazım. Yani gol atar, kaçırır. E, atamayacağı olacaktır 3 hafta, 4 hafta. Her zaman ona formayı vermek lazım. Çünkü o Antalya Spor için gelecek yani hem maddi anlamda gelecek, hem Antalyaspor'da böyle oyuncu var. Antalyaspor böyle oyuncuları transfer ediyor. Bak geliştiriyor, veriyor. Anteyspor içinde bir vizyon. Hacırait. O Onu söyleyebilirim. Yani ben Hacırait'i çok, yani Hacırait konusunda çok hala çok umutluyum. Çok kendini geliştirebilecek potansiyel olan pot, acayip potansiyelli bir oyuncu. İnşallah da çok adından daha da söz ettirecektir. Yani ben de Nuri Şahin'den açıkçası benim bir futbol sever olarak en büyük beklentim dediğiniz gibi daha fazla oyun okuma setler ve ben şey de bekliyorum açıkçası yani müthiş bir patlayıcı ama fiziği dolayısıyla şeyi de yapabilir. Yani kariyerin bir noktasında yani Nuri onu o özelliği katmaya başarırsa yani bunu elit olarak yapamasa da pivot da olabilir. Yani sırtı dönük o takım arkadaşlarına şey de sağlayabilir, alan da açabilir çünkü... Yani böyle bir oyuncu pivot olduğunda bunun bana göre çok üst düzey örneği Newcastle'a transfer olan Alexander Isak. O da ilk Sociedad'a gittiğinde Dortmund'dan sadece savunma arkasına sarkabilen e, patlayıcı bir oyuncuydu. O da William Jose'yi gönderdikten sonra takım hoca onu pivot, pivot oyuncu olarak ev evirdi. Yani ona o rolü verdi. O da altından kalktı. Ben de yani Hajiray'dan en önemli beklentim dediğim gibi farklı rolleri, farklı Özellikleri edinip dediğiniz gibi hem şu anda takım için bir güç hem de Antalya Spor için maddi de bir değer. Yani takımlarımızın evet. yatırım yapma ve yapıcı yap yapacakları hamleler için çok önemli bir örnek. Umarım o da gelişimini sağlar. Yavaştan Antalya Spor'dan yakın komşusu Alanya Spor'a geçelim. Onla, onların da ha. açıkçası inişli çıkışlı bir sezon başlangıcı olduğu Biraz zamana göre teknik direktör Fariyol'ün e, oyun tercihlerinden dolayı yani tutturabildiği maçlarda çok iyi ama bazen e, çok kötü yakalandıkları da oluyor. Etkisiz günleri de oluyor. Ankara gücünü ağırladılar evlerinde ve bence çok önemli bir hedef maçta e, sorun yaşasalar da maç içinde biraz canları sıkılsa da galip gelmeyi başardılar. Alanya Spor için çok önemli bir üç puan oldu. Siz Alanya Spor'un Ankara gücü Performans Ankara Gücü maçı performansını nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şimdi bu e, izleyenler kusura bakmasın arkam Antalya Spor konuştuğumuz için e, şimdi de değiştiremiyorum kusura bakmasınlar Antalya Spor konuştuğumuz için öyle kaldı saygısızlık olmasın Alanya Spor ve Ankara Gücü'ne onu baştan belirteyim e, her biri önemli değerli takım takımlar lig, ligimizin e, Alanya Spor'un ben e, kendi antrenörlük e, felsefemde de Dezerbi'yi çok izlerim yani e, onun oyununun farklı bir oyun olduğunu düşünürüm ha, düşünüyorum yani canlı izleme fırsatım da oldu kendime notlar çıkardım Dezerbi ile alakalı. Alanya Spor'u da yani Parioli Dezerbi'nin e, oynattığı oyunun benzerini oynatıyor yani benzer yapıda bir oyun oynatıyor. E, beğeniyorum aslında oyununu ama son Ankara-Gücü maçında izlediğim e, oyun tabii problemler vardır yani belki oyuncu tercihlerinde belki daha transferler yeni geldi çalışılamadı ama çok dağınık buldum yani o oyunun o oyuna çok yapmak istediler ama kesinlikle yaptıklarını söyleyemem yani çok Alanya Spor'u durağım buldum hatta yani galip geldiler ama ben hani Alanya Spor'dan daha farklı performans beklerdim yani daha oyun içinde daha farklı o oyunu daha iyi yansıtabilecekleri bir yapı beklerdim. Hiçbir şey yapamadı. Yani Alanyaspor topa sahip oldu ama o topa sahip olduğun olunan verilen geçen seneki Alanyaspor'un yaptıklarını yapamadı. O merkezi kullanıp kenarlara topu aktarma işini bir türlü gerçekleştiremedi. Yani oyun tıkandı. Tabii bunu Ankara gücünün oyunu da etki etti. Ama Alanyaspor'un maçı kazanmasının ana sebebi e, hamle gücü oldu yani gir, şa, geriden e, bençten gelen oyuncuların o oyuna etkisi oldu pozitif etkisi oldu o da zaten maçı kazandırdı Ankara gücündeki aynı etkiyi yaratamaz, ha, yaratamadı maçı kazandı Alanyaspor. yani ben çok severek takip ettim hocayı çok e, yani dezer bir e, paralelinde bir oyun oynattığı için çok severek takip ettim yani çok bir antrenör gelişimi için ee, önemli bir e, figür. Lig gelişim için yani ligde bu türlü oyuna, oynayan bir oyun yok. Dünyada da yok yani işte Dezerbi'den sonra biraz işte Guardiola başladı. Etkilendiler yani. Çünkü çok farklı bir oyunu var. Ee, çok saygı duymak lazım. Ee, Guardiola bile etkilendi yani. Şimdi görüyoruz analiz ediyoruz e, Manchester City'yi. Dediğim gibi daha oyun oturacaktır ama şu geçen Ankara gücü maçı nezdinde ben Alanya Spor'u net olarak beğenmediğimi söyleyebilirim çok özellikle savunma anlamında yani savunma prensipleri anlamında çok dağınıklardı. Yani Ankara gücü girdiği pozisyonlar çok pozisyona girdi, net pozisyona girdi. Atabilse durum bambaşka olurdu. Özellikle savunma anlamında yani zaten transferleri var savunma transferleri. Onlarla beraber çalışıp onlar da bir aşamaya geçecektir. Ama geçen Ankara gücü maçı nezdinde Alanya Spor'u beğenmediğimi söyleyebilirim açıkça. Yani dediğiniz çok doğru çünkü ilk golden önce yani benim hatırladığım şu an iki tane araya binin karşı karşıya pozisyonu var Ankara gücünden ve çok net pozisyon yani oyuncu biraz becerikli olabilirse Alanya Spor için çok daha sıkıntı olabilirdi. Yani bu Alanya Spor'da benim yani ben de çok seviyorum Fariyoli'ni hem kara gümrükte gösterdiklerini hem Alanya'da gösterdiklerini ki geçtiğimiz sezon Alanya ile daha keskindi oradaki kadro yapılanmasıyla birlikte de etkili olabilir. Çünkü dediğiniz gibi gelen isimlerin de daha adapte olması gerekiyor. Farioli'nin oynatmak istediği oyun her oyuncunun hemen uyum sağlayabileceği de bir oyun değil. Ama dediğiniz gibi hamle gücü de çok önemli. Ya Ahmet Hasan'a attın, Cavaliero'ya attın, biri gol attı, biri asist yaptı. Sana maçı çözdüler. Bu, bu çok önemli bir şey. Çünkü Ankara gücünün de mesela yaz, yaz transfer dönemine baktığınızda birçok isim aldılar. Ve içinde tanıdığımız isimler de vardı. Ama orada o etkiyi göremedik ve ya bu da çok önemli, fa çok fark ettiriyor. Çünkü belli bir noktadan sonra sizin katı sahaya attığınız isimler e, o maçın kaderini belirliyor dedi dediğiniz gibi. ya Benim sizin Alanya'nın kadro planlaması hakkında kısaca görüşleriniz nedir? Yani bu maçta gördük ki, yani daha çok böyle sağ, maç dışına çıkmak istemiyorum. Bu maçta gördük ki, yani Fariyoli saha içinde çok fazla pas oyunu istiyor ama daha önceki takımlarında bence görmediğimiz bir şekilde Ahmet Hasan gibi tamamen pivot ve çok da sağ içinde pas oyununa katılamayacak ama arkadaşlarına alan açabilecek orada o tank görevini görebilecek oyuncu da almış. Siz ne düşünüyorsunuz bu maç özelinde Faryol'ün tercihleri hakkında? Şimdi Faryol'ün en önemli ihtiyacı stoper. Yani ayağında topu tutabilecek, ayağında topu tutabilecek, o oyunu kurgulayabilecek stoper oyuncusu. O zaten e, sanırım ona oraya transfer yaptılar. Ee, o bölgeye. Yani o Ahmet Hasan e, oradaki e, uzun Santrafor'da yani bu set oyununda aslında aslında etkili bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Kullanılabilir yani bu oyunda. Dediğim gibi yani Dezerbi gibi daha çok kısa bir santro, kısa ve merkez merkez oyuncu kullanmıyor ama bu da oynayabilir. Çünkü mümkün olduğunca merkezden sette, kendi sahasında yani rakip sahada sette topu kenarlara taşıyıp bir şekilde kenarlara taşıyıp ya da iç kolidora taşıyıp oradan ortalarla Ahmet Hasan'ı buluşturacaklardır diye düşünüyorum. Yani oyun sistemi bu olacaktır. Ee, diye tahmin ediyorum Alanyaspor o da mantıklı transfer. Yani ya bizim ligimizde ihtiyaç. Yani öyle oyuncu ihtiyaç ligde. Yani çünkü e, giremeyebiliyorsun. yani o auspacelere iç koridorlara giremeyebiliyorsun. Merkezden hücum çok kolay değil yani. Merkezden hücum çok büyük alışkanlıklar ister. Oyuncuların birbirleriyle alışkanlıkları, hareketlilikleri birbirleriyle uyumu onu ister. Onun için genelde topu merkezden alayanspor kanatlara taşıyıp ya da oradaki driplinglerle kanatlara götürüp topu oradan yapılacak çizgiye inilebilirse inilir, inilmezse biraz daha geriden yapılacak ortalarda orada Ahmet Aslan'ın Oradaki, e, oradaki yetilerinden faydalanmak isteyeceklerdir. Gayet mantıklı ama arka'yı çözmeleri lazım. Yani arka tarafta ve orta sahadaki o, o kaybettiği andaki, yani topu en önemli şey şu anda o dünya futbolunda. Kaybettiğin anda sen ne yapıyorsun? Kaybet, topu kaybettiğin anda nasıl reaksiyon gösteriyorsun? O çok önemli, o çok kıymetli. Yani onu çözmeleri lazım ee, ve o dörtlü savunmanın birbiriyle uyumu çok lazım. Yani her araya atılan top karşı karşıya kalacaksa kalecileri mesela beğendim yani kalecilerini beğendim. Ee, yani o hareketli bir kaleci o önde oyuna uygun bir kaleci transfer etmişler. O, o da konuşulacaktır büyük ihtimal ilerleyen süreçte o kaleci. İsmini hatırlamıyorum kusura bakmasınlar. Bunlar sondu sanırım Arsenal'in eski ee, kalecisi. Evet. O, Bence de çok değerli bir transfer. O iyi transfer, e, onu söyleyebilirim. Ya dediğim gibi, e, hani daha süreç var yani Alanya Spor için. Ya yani transfer sezonu yeni bitti. E, ben daha Alanya Spor'un daha oyununa katkı. E, şimdi ya da Ocaya da hak, katkı ve hak vermek lazım. Çok üzerinde çokça sıkça tekrar edilerek oluşturulan bir oyun. Yani kurgulayarak oluşturulan kimin nereye koşacağını, kimin nerede alan açacağını, kimin nasıl hareketleneceğini, nereden nasıl duracağını teker teker gösterilerek yapılan bir oyun. Yani çok uzun süre çalışılması, çok uzun süre tekrar edilmesi gereken bir oyun. Yani e, çok kıymetli bir oyun aslında düşündüğü. Tabi oluşturmak çok kolay değil ve çok yani gelenler oldu gidenler oldu Hoca için de kolay değil hak vermek lazım yani hani oyun gücü bazen antrenör e, az çalışır maça çıkar o da başka sebeplerden dolayı az çalışmıştır takımla beraber o da hak vermek lazım yani e, dediğim gibi ilerleyen süreçte daha iyi olacaktır yani mantalite mantalitenin sağa yansıması. Yani Farioli'nin bence bu sezonu şekillendirecek maç Beşiktaş maçı olduğu için sahada. o ilk 30-35 dakikada yenilen baskı ve oradaki hatalar bence dediğiniz gibi savunmaya daha çok çalışmalarını gerektirecek. Çünkü yani Farioli'nin istediği oyunda en önemli şey o topu kaptırdıktan sonraki baskı. O baskıyı yapmazsanız dağılıyorsunuz. Umarım Alanya Spor'da çok istediği seviyelere gelir. Çünkü dediğiniz gibi Farioli'nin oynatmak istediği şey bu ligde özel ve bulunan bir şey değil ve bir renk lige renk katılması her zaman kalite katılması ligin faydasınadır. benim sorularım bitti sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı çok keyifli bir sohbet oldu ee, Ankara gücüyle alakalı birkaç ekleyelim istersen ee, Ömer Erdoğan oraya e, antrenör olarak geçti ben çok değerli toplu gördüm takımı. Yani önce zaten yeni gelen antrenörler... genellikle savunma kurgusunu değiştirir. 4-4-2 şeklinde karşıladılar Antalya, şey, ki Alanya Sporu daha derinde karşıladılar ve çok etkili oldu. Oradaki, oradaki kompakt oyun etkili oldu aslında. Özellikle ilk yarıda çok etkiliydi. Ankara gücünün de ben ilerleyen süreçlerde etkili bir takım haline dönüşeceğini düşünüyorum. E, Ömer Erdoğan'ın pozitif etkisini de gördük yani net olarak gördük açıkçası e, daha etkili bir takım e, daha ligde daha söz sahibi bir takım olacağını düşünüyorum. E, ya pozitif etkisini gördük diyeyim kısaca Ömer Erdoğan'ın oyuna özellikle savunma anlamındaki pozitif etkisi 4-4-2 e, karşılaması e, etkiliydi yani Alanya Spor karşısında onu da söyleyerek bitirebiliriz ki Ankara Gücü için çok değerli bir hocası seçimi oldu Ömer Erdoğan. Yani Hatay'da gösterdiklerinden sonra açıkçası beni merak ettiriyor Ankara Gücü karşısında performansı. Ee, teşekkür ederim o zaman. Tekrardan iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Yani çok teşekkür keyifli bir program ederim. oldu. Yine Uygun zamanda yine bir program sizinle çekmek isteriz. İnşallah, 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 inşallah. Çok teşekkür ederim ben de. Çok güzel bir program oldu. Ben de keyif aldım. Futbol konuşmaktan zaten çok keyif alıyoruz hepimiz. Ee, çok kıymetli oldu. Üç e, gücü de takımımızda değerlendirme şansımız oldu sayenizde. Ee, hayırlı olsun tekrardan. Umarım e, her şey çok güzel olur e, diye sana sözü bırakayım. Ben de teşekkür ederim ağzınıza sağlık. E, Futbol Anadolu'nun ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim efendim.